Başlayalım mı? Evet, tabii. Zor Vakit TV meşhur koltuk söyleşilerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Özlem Anar. Özlem Anar'ın Gümüş Kordon isimli kitabını konuşacağız bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederim. Ümit'le birlikte bugün kitabını topladık. Şöyle arkadaşlarla sohbetini edeceğiz. Öncelikle şöyle kısaca şurada yazdığınız kadarıyla özgeçmişinizi bir okuyalım. Felsefe mezunu, İzmir doğumlusunuz. Kitaplar, hayvanlar ve iyi insanlarla çevrili dünyanın bir parçası olmak için çaba harcayan birisi. Şahane bir özgeçmiş. Evet, teşekkür ederim. Kitaplar, hayvanlar ve iyi insanlar. Başka insan ne ister ki? Evet. Değil mi? Yayınlanmış eserleriniz Kayıp Ruhlar kitabı, Antik Zaman Hikayeleri 2016, Aşık Kedi 2017, Yeşil Mühürlü Masal 2018, Son Sözler 2019, Kedi Dili 2020, Altın Masallar 2020, Pisi Pisini 2020'de çıkan kitaplarınız. Gümüş Kordon'u sanırım Nisan Mayıs gibi 2023'te çıktı. Şimdiden okuru bol olsun diyelim. Özlem Hanım, şimdi ben ilk soruyla başlayayım olmalı. Önce şöyle başlayalım, Gümüş Kordon'dan başlayalım. Ben biraz aslında araştırdım ama bir de sizden dinleyelim, neden kitabın ismi Gümüş Kordon oldu diye. Çünkü bir çeşit ölümle yaşam arasında bir insanın yaşadıkları var, bir hayat gözden geçirmesi var. Bu spiritüel ya da eski bilgilerde ya da böyle uzak doğu ezoterik bilgilerde insanın ruhuna bağlayan bir manyetik bir iplik olduğu varsayılır. O koptuğu zaman ölüm gerçekleşir diye düşünür. Bu bana ilham verdi. Bu kadınınki Allah'tan kopmuyor. Kopsa zaten bu kitabı yazamaz bize. Onun ağzından birinci tek şahıs. Bu bir hikaye kovalamak için güzel bir metafor diye düşündüm ben bunu. Gümüş Kordon var ya bir şey. Oradan da çıktı. Evet. Biz de öğrenmiş olduk. En azından açtım ve araştırdım neymiş diye. Teşekkür ederim. Şimdi kitabın konusu benim en çok kafamı kurcalayan konulardan biriydi. Çok sevdim o yüzden. Şimdi herkesin her şey olmak istediği ve bunu belgelendirmek, sertifikalandırmak, sonra da bunun ekmeğini yemek istediği bir çağda yaşıyoruz. Evet. O yüzden ben bu kitabı gerçekten böyle, hatta notlar aldım neler var diye. O kadar çok ki biz ilk özellikle zorbayı açtığımızda insanlar şöyle, biz burada oturuyoruz, çok az kişi oluyor zaten. Özgür, ben, varsa bir müşteri. Şuradan geliyorlardı, bize kendilerini şöyle tanıtıyorlardı. Merhaba, ben numeroloji uzmanı, aile danışmanı, fotoğraf sanatçısı, söylüyor. Biz Sevda deyip kalıyorduk yani ve hayretler ediyorduk nasıl olur diye. Ve bu konuyu anlatmak için de herhalde daha iyi bir dil kullanılamazdı diye düşünüyorum. Öncelikle bu kitabı yazmadaki, bu konuyu işlemedeki motivasyonunuzu öğrenmek istiyorum ben. Şimdi amacım bu kişisel gelişimcilere ya da New Age dinler dedikleri işte parapsikolojinin, işte biraz psikolojinin böyle değişik alanların böyle eklemlendiği bir dünya görüşü oluşturuldu ve hakikaten dediğiniz gibi bunun da bir piyasası oluştu ve bu piyasadan çok insan ekmek yemeye başladı. Benim etrafımda böyle arkadaşlarım falan da vardı. Bu işi çok ciddi yapan insanları tenzih ediyorum. Yani vardır mutlaka her şeyde. İşte astrologların çoğalması, yok aile dizimleri, bilmem neler. Bunlar çok renkli konular, ilgi çeken şeyler. Çünkü herkes bu hayatın içinde kendini konumlandıracağı bir yer arıyor, bir anlam arıyor. Kendisini önemli hissedeceği, değerli hissedebileceği bir pozisyonda bulmak istiyor. Biri size ben bu pozisyonu sana veririm dediğinde kayıtsız kalamıyor ona. Bir yıldız haritası bile dediğinde diyorsunuz ki benim doğduğum an, benim doğduğum zaman işte bir sürü insan doğmuş ama o sırada benim işte verilerimde şu var bu var, o kadar şahsileştiriyor ki onu. Çünkü
şahsiyetin çok körüklendiği, hatta aşırılaştığı bir dünyadayız. Ne kadar şahsileşsek yetmiyor. Daha fazlasını arıyoruz. Bir çeşit mühür arıyoruz kendimiz için. Biz kendi mühürümüzü bassak da görmüyor ya başkası. O yüzden başkası bize o mühürü bassın. İşte ben bunu sertifikayla kanıtlayayım, ben bunu işte edindiğim özel bilgilerle ortaya koyayım. Konuşacak konularım, seçtiğim kitaplar, okuduğum alan, kendimi var ettiğim dünya şey olsun, beni anlatsın. Benim şahsiyetimi ortaya koysun. Bu yüzden de biraz işte bu kitabı yazarken bu kişisel gelişimle ilgili bir beri kitapçılara dolaştım. Bakıyorum edebiyatla ilgili tabii çok. Fakat bu ibadullah kitaplar var. Bir hiç tanımadığım biri 30 baskı yapmış mesela. Şimdi küçümsediğim için söylemiyorum. Benim bir tane kitabım ikinci baskı yaptı. Ondan sonra onun dışında edebiyat çok ilgi çekmiyor. Çünkü ben insanlara o vaatte bulunmuyorum. Senin sana bir kişisel mühür vuracağım. Seni diğer insanlardan daha farklı, daha özel, daha seçkin hale getireceğim demiyorum. Edebiyat bunu yapmaz zaten. Bu edebiyatın işi de değil ve zaten olmamalı. O zaman edebiyat olmaz, değil mi? Tabii talep bir yönde olmuyor. Bazen böyle işte karşılaştığım insanlarla işte kişisel gelişim kitabı yazıyorum diyor mesela. Yani ne yapıyorsunuz falan filan. Aa öyle mi? İşte ben yazın o kitapları plajlarda çok okuyorum ya da şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Hiç suçlamıyorum. Herkes kendisini değerli ve özel. Bu insanlar bunu veriyorlar insanlara. Bu kişisel gelişimciler. Veriyorlar, vermediklerini söyleyemem. Ama bu ne kadar gerçek ve ne kadar gerçek dışı, kişinin o konuda sınırlarını iyi koyması gerekiyor. Ama hangimiz kendimizin sınırlarını iyi koyabiliyoruz? Koyabiliyoruz. Kim kendisinde aynada baktığında kendisini tam olarak görüyor? Tam olarak görmediği için de zaten beğenmiyor. Beğenmediği için de bu tür alanlara yöneliyor ve bence bunun bir sakıncası yok. Yani artık dini anlamda bile kişisel gelişim ayrı bir kategoride, işte yok hadislerle bilmem nelerle işte tabii eskiden de bu insanlar uğraşılmış bu alanlarda. Onlar da böyle işte dini kaynaklara referans gösteriyorlar. Çok farklı değil birbirlerinden. Ha seküler anlamda, ha dini anlamda. Sonuçta senin hayatına ben bir anlam veririm iddiasındalar. Ben de böyle bir insan nasıl düşünür? Böyle bir insan hayata nasıl bakar? Kendisini başkalarına ifade etmek isteyen biri kendisinin gözünden daha değerlendirememişken başkasını nasıl değerlendirebilir? Tabii onun arkasında bir kişisel hikayesi yatar. Bu kadının hikayesi de böyle bir şeydi. Teşekkür ederim. Aslında sizin karakteriniz, kurmaca karakteriniz Peri ya da Peri. Şey diyor. Bana gelen yaralı kişilerdi. Onlar bilmeye değil, duymaya geliyordu evet. diyor. Mesela büyük ölçüde hep bu izlekten gidiyor. Ben şey sormak istiyorum. Şimdi ilk evliliğindeki hataları, sıkıntıları, gerilimleri görüyor. Ve evini asla boşaltmıyor. İkinci eşini de oraya çağırmıyor. Orası bir tür sığınak gibi. Evet. Bir ev metaforu var. Onu çok iyi işlenmiş. Hatta öldükten sonra da kitapları, melek bibloları ve tütsüleriyle nasıl da ışık görünüyor odam diyor. İkinci evini de alırken böyle hevesle döşüyor. Hep böyle bir sığınak olarak görüyor. Onun için kutsal bir tarafı var evin. Zaten ikinci evliliğinde de problemler yaşamaya başladığında hep o ilk eve gelerek orada soluklanıyor. Orada nefes alıyor. Orası bir tür onun arındığı, huzuru bulduğu bir yer. Saklandığı hani, bir yer. Evet, kesinlikle gizleniyor. O, ve aslında onardığı bir yer. Yani çok küçük mutlulukları da olan bir karakter aslında. Baktığımızda mesela sayfa 80'de şey diyor. Şurada. Simitçiden aldığım simitleri çayla, peynirle yiyor. Bir yandan da kitap okuyordum. Cennetteydim sanki. Baktığımızda aslında
bu kadar çok hani modern dünyanın o şaşalı şeylerine kaptırmış gibi görünse de çok çocuksu bir yanı da var, anaç bir tarafı da var ve orada aranıyor. Çok küçük mutluluklarla mutlu olabiliyor. Daha çok başkaları için zaten deli divane olan biri. Bu ev metaforunu biraz açmak istiyorum. Hani buradaki karakter için ev ne anlama geliyordu yazarken evle ilgili, çünkü bayağı detaylı aralarda çok hani derin mevzulara girilmiş durumda. Siz ne söylemek istersiniz? Yani şimdi burada çoğunluk kadınlar. Şimdi kadınlar için ev neyi ifade eder? Yuva, aile, evet. Sevgi. Evet. Her kadın bunu arar. Erkekler bunu arar mı bilmiyorum. Erkek değilim çünkü. Ama her kadın için ev çok özeldir, çok kutsaldır. Ev bir barınak, işte gündüz işte işimizi yaptıktan sonra kendimizi atıp böyle işte barındığımız, uyuduğumuz da sonra erkekler bunu yapar genelde. Gelir oraya buraya işte şeyden atar. Ondan sonra şunu yapıyorsa da orayı böyle bir felaket alana bırakır. Ondan sonra işte yer içer, mutfakta ne yaptığına dikkat etmez, yayılır, yatar. Sabah tekrar aynı tempoda devam eder. Ama kadın için o objenin yeri, işte ne bileyim o banyonun temizlenmesi, etmesi. Çünkü bütün dünyada böyle mi bilmiyorum ama bizim ülkemizde bir kadının özgürlük alanı sadece evi. Öyle değil mi? Evet. Çoğu kadın eviyle evli. Bir şey söylemek istiyorum. Senin evini biliyoruz. Ben orada yaşıyorum. Ben de yaşıyorum. Erkek böyle bir şey aramaz. Bu benim bir zamanlar yaşadığım yer. Açık bir şekilde bu mağara. Evet, hakikaten mağara da yaşıyor. Platon'un mağarası. Platon'un mağarası. Ne yapayım efendim? Virgin Woolf'un kendine ait odasıyla Platon'un mağarası. Ya, Platon'un mağarası o. Yani çok... Ayı bağlasan durmaz mı? Şu anda İzmir'de mağaralar bile 15 binden başlıyor. Ayıydı, uyuydu, koca mıydı, çay idi, çöp idi, evi miydi diye yani şeyi bile, deyimi bile yerleşmiş. Yani aslında bu çok açık bir şey. Kadınlar hakikaten bu alan, bu dünyada ve özellikle bizim ülkemizde özgür değil. Yolları açık değil. Kadının kendisini var ettiği, kendi olabildiği tek yer evi. Hani onu da çoluk çocuk ne kadar bırakırsa, kocası ne kadar müsaade ederse, konu komşu ne kadar rahat bırakırsa, kedisi ne kadar, ha, ya da kedisi, o kedi de evdeki huzuru temsil ettiği için, evet. Eğer bir kadının elinde o varsa onun huzuru orada. Yani kadın orada besleniyor, ediyor falan filan, ondan sonra mücadele edeceği dünyaya hazırlanarak oradan çıkıyor. Ben öyle düşünüyorum. Ev herkese şart ama bir kadına daha çok şart diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Aslında şey, hani mağara adamı diyorlardı ya, evet. Mağara adamı mağarasında yaşamaz. Evet. Çıkar konuşur. Avlanmaya yollar. Aslında mağara kadını. Evet, kadınlar yok. Mağara balık. İstime yapacağım mı diyor mağarayı? Üstüme yapalım. Garanti olsun yani, elimden kimse alamasın. Zaten avukatlar diyor ya, aradan bir aşkı çıkardığında evlilik gayrimenkul mevzuatıyla borçlar hukuk. O da hala mağarada yaşıyorlar ama insanlar. Ay çok güzel yerler. Şemşer katlı falan varmış. Gördüm, dağlara uyup ne güzel evler yıkılıyor. Ev olsun da, hani çeredi çöpüde evim dedi. Şimdi ben kullandığınız dile gelmek istiyorum. Çok ironik, çok güzel bir dil var. Yani okurken, hatta en son İzban'da bir yeri okuyordum. Gülümsedim, karşımdakinin bana bakıp gülümsediğini fark ettim. Bu dili seçerken, yazarken, ki bence bu konu başka bir şekilde de anlatılamazmış gibi geldi bana. Yani neler hissettiniz bu yazma sürecinde? Mesela siz de eğlendiniz mi? Evet. Eğlenmezsem yazamıyorum ben. Onu da eşimden öğrendim.
Hani böyle hep duyarız ya işte sanatçılar, yazarlar, böyle büyük sancılar, işte Dostoyevski'nin hayatına bakarsınız, bilmem ne bakarsınız. İşte büyük çelişkiler, kavranamaz bir iç dünya, zor bir kimlik, zor bir kişilik. Ondan sonra böyle biz kadınlara da çekici gelir böyle erkekler. Böyle onlara doğru çekiliriz, onarmaya, tamir etmeye çalışır. Sonra biz kendimiz arızalanıp çıkarız o işten. Böyle bir şey oluşmuş sizde, bir sanatçı kimliği, zor, ulaşılamaz, anlaşılamaz, kavranılamaz. Ama ben eşimde bunun tam tersi olduğunu gördüm. Bu kadar basit, bu kadar yalın, bu kadar sade, yazarken gülen. Hatta bir yeni evlendiğim sırada böyle bir roman üzerine çalışırken kahkaha attım falan, duydum ben yataktan kalkarken. Bir şey gelmiş aklıma, böyle gülüyor. Dedim ki niye kolay varken zor yapayım? Çünkü şartlanıyor sizde böyle bir kimlik olursa ancak ben yazabilirim. Hiç alakası yok. Bütün kadın yazarlara sonra bir bakın. Hepsi kucağında çocuk, elinde şişe, tencere. Ondan sonra gidip orada iki kelime yazıyor, bilmem ne yapıyor falan filan. Aa işte böyle derdim, dünyadan soyutlanma, her şeyden böyle uzaklaşma. İşte öyle, öyle yazılmaz yani. Ya da ben öyle yazamıyorum. Aklıma bir şey geliyor, kalkıyorum, bu işi yapıyorum. Ondan sonra tekrar yazıyorum, kafam rahatlıyor falan filan. Ama hep başında duruyorum. Çünkü o şeyden koklamanız lazım. O havadan. İroni de yani eski bir zen ustası mı söylemiş yine, ben o kaç sene önce okumuştum bunu. Evren mizahtır demişti. Evren mizahi bir yerdir. Anlayamadım ama hakikaten bazı şeyleri kavramak, anlamak, anlatmak için mizah çok gerekli. O duygu olmalı. Yani ben böyle büyük klasik yazarları falan okuduğumda, mesela en son Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu Saatleri Ayarlama Eskisi, ne kadar derin bir mizah var. Kopuyorsunuz yani, ama bu kadar da ciddi anlatıyor konuyu. Bu kadar da derin. Ama mizah hakikaten ayrı bir dili olmadan, yani karikatür de biz biliriz ya da bazı şeylerde, hani diğer ciddi konularda mizah olmaz diye düşünürüz. Ama bunu kullanabilen hakikaten doğru bir yerden giriş yapmış demektir. Çünkü herkes gülmeyi ister. Herkes içine düştüğü komik durumların başkası tarafından dile getirildiğinde böyle bir rahatlamak ister. Ha, bir tek ben değilmişim falan dedi. Değil mi? Etkiyi de arttırıyor bence. Evet, etkiyi arttırıyor. İfade biçimi işte. Politik de zaten. Bir de okuduğumda ben bir yerde kendimi de buldum, çok hoşuma gitti. Yani şöyle bir yere okurken not aldım, Şeyh uçmaz mürit uçurur diye biraz ilerledim. 10 sayfa sonra siz de yazmışsınız o cümleyi. Ay, çok hoşuma gitti. Çünkü devir o devir gibi. Sanatta, edebiyatta, her alanda kişi eserinin önüne geçiyor. Eserden çok. İşte şu kişiyi seviyorum. Bu bir lanet. Bu bir lanet. Evet, maalesef öyle de bir durum söz konusu. Teşekkürler. Evet. Ben de anlayışım. Sorayım. ben aslında şimdi bayağı böyle parodi yerler var, ironi, taşlama, mizah. Gayet iyi giderken, çok mutluyken, evde yalnız akşam okurken Sevda'yla da konuştum. 43'te bir anda böyle bir ruhlar bölgesi, insidiyoruz. Ondan sonra paranormal aktivite gibi, ama dil gerçekten iyi verilmiş. Acaba dedim, ben yalnız olduğum için mi bunu hissettim? Sevda da diyor. Biz bayağı tırstık o bölümde. Açık söyleyelim. Bayağı o soğuk ensemizden geçti yani bir esinti. Hatta ben okurken böyle amen o, amen o. Arkadan öyle sesler geldi. Şimdi bu sakin sakin dalga geçerken birden başlıyor. Denize bakan dağlarda eski bir ev bulmuş ve orayı adam etmek için servet dökmüştü. Söylediğine göre ev hareketliydi. Ev hayaletliydi, pardon. Böyle yavaş yavaş taş duvarlar, alt ambar, ondan sonra 47. sayfada sanırım o ürkütücü atmosfer çok iyi veriliyor. Eskiden şarap mahzeni olarak kullanılan alt kat buz gibiydi. Ve bu serinlik hiç hoşuma gitmemişti. Ürpermem ev sahibimin dikkatinden kaçmadı. İşte ben de o ruhu hissetmeye başlamıştım. Gözlerini kapadı ve bir süre sessizce bekledi. Korkmuyordum ama orada bulunmaktan da hoşlanmıyordum. Betim benzin 60 gibiydi diyor. Yani bunu böyle
taşları çok iyi döşemişsiniz, atmosferi de gerçekten dedim nereden başladı, nereye doğru gidiyor? Hani o kadını çok kötücül biri olduğunu düşündüm. Acaba orada kayıp bir ruh var, oraya kaybolacak mı? Bayağı bir o girdaba girdim. Neyse o girdaba çok fazla sokmadınız bizi. O atmosferi nasıl oluşturdunuz? Böyle çok mizahi bir dil kullanırken. Tabii. Orada meditasyon yapıp, yoğunlaşıp bir ruha yardım etmeye, işte geçişini yapamamış, kendi işte hayatla ilgili çapasına takılmış, travması yüzünden, acısı yüzünden böyle bir ruh olduğu düşünülüyordu. Ve bir kadın da, o evi yaptıran o evin sahibi kadın da bu tür konularla çok ilgili ama böyle insanları dikte eden ya da bunları böyle insanlara empoze etmeye çalışan biri de değil. Nasılsa yolda bu kadınla karşılaşıyor ve o kadınla yardım istiyor ondan. İşte meditasyon yapacaklar ama tabii meditasyonun öncesi işte alkol olmayacak, sigara olmayacak, çok az yiyecekler falan filan. Kadın da karnı acıkmış. Bir gün önceden de zaten böyle bir yorgun, tuhaf bir şeyler yaşamışlar. Karnı gurulduyor. Ondan sonra ben meditasyon falan yapamam diyor. Yoğunlaşamam ve sabırsız da biri zaten, dikkat ederseniz böyle canı tez bir kadın, becerikli falan. Ve bankacılık disiplini falan da var böyle hayatını. Çok realist yaşayan bir kadın. Ama her nasıl oluyorsa bir rüya döngüsüne giriyor ve biz bu meditasyon mu, rüya mı diyebileceğim bir atmosferde ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani yok canım nereden çıkıyor böyle bir şey, ruhlar falan ben inanmıyorum diyen bir kişi için bu bir rüya. Ondan sonra ya da evet böyle şeyler olabilir ve bu kadının belki de kendi bilmediği bir yeteneği vardır diyen biri için de bu sadece meditasyon kanalıyla yapılan bir çeşit ruh kurtarma operasyonu, öyle diyeyim. Ve orada zaten mahzende yaşadığı şeylerde hep kendi kızıyla bağlantı kuruyor. Ve bütün hayatında bunu yapıyor zaten. Kızıyla ilgili böyle çok patolojik bir yan var aslında. Her annede yani, var. Değil, anne değilim ama biliyorum, tahmin edebiliyorum. Her annede bu var. Olmaz mı? Kız çocukları özellikle. Ben nereden öğrendim bunu? Annemden öğrendim. Annem nereden öğrendi? Annesinden öğrendi. Bu bir erkek patolojik gelebilir ama bu son derece doğal ve normal bir şey. Bu sürekli saatini soğukluğunu koruyan kadın kızı söz konusu olduğunda nasıl delirebildiğini gördük romanda, değil mi? Çünkü ben böyle deliren anneler çok gördüm. Bildiğiniz deliren anneler gördüm ben. Yani o aklı başında insan, o şey sakin, mutedil gitmiş. Hakikaten böyle tuhaf sesler çıkaran, birer canavara dönüşen, ondan sonra artık geri alınamaz şeyler yapan ben anneler gördüm. Ve hak verdim onlara. O garson karakterinde bile ilk başta onu konuşmayı düşünüyor, güzel şeyler düşünüyor. Sonra konuşma sırasında acaba kızıyla tanışır mı, kızıyla birlikte olur mu kafasında hemen o noktaya gidebiliyor. Hep böyle bir şey var, olumsuz senaryo kızıyla ilgili. Evet. Yani çünkü onunla ilgili, yani kendisi de benzer şeyler yaşamış. Belki annesi de yaşadı. Kızım bunu yaşamasın ya da kızım bu tür tuzaklara düşmesin diye bir kurmacılık içerisinde bulunduğunda ne bileyim bir garson, işte ona son derece işte sosyal bağları olmayacağı insanlar içinde çok kolay benimseyebiliyor. Ya da sosyal etiketleri olmadan bir garsona insan gibi davranmak, bir işte ne bileyim çalışan birine, işte işçilere bir çay yapmak. Fakat şöyle bir düşünüldüğümüzde benim kızım böyle bir evli olsaydı ya da evlenmek isteseydi ben ne düşünürdüm, ne hissederdim? Bakın orada sosyal kodlar devreye giriyor. Bu kadın kendi iki yüzlülüğünü görmüş bir kadın. Bu yüzden de içsel olarak dürüst bir kadın. Tabii pek çok yerde yüzleşiyor onunla. Evet, gerçekten. Yani bunu bana söyleten annelik mi? Yoksa bunu bana söyleten toplumsal dayatmalar mı? Bu hangisi? Ve çok da ayırt edemiyoruz bunu. Yani gerçekten biz kendimiz tek başımıza olsak, anne baba baskısı olmasa bir garsonla, batıda yapıyorlar işte, bir garsonla evleniriz, bir yol işçisiyle evleniriz,
okuması yazması çatlat olan biriyle de mutlu olmayı başarabiliriz. Ama toplumsal dayatmaların olduğu bir yerde bir anne kızına bunu yaptırır mı? Burada iğneyi kendine batıran bir kadın karakteri bu. O konuda dürüst olmaya çalışıyor. Çok bayağı dürüst pek çok konuda aslında. Mesela şeydi ya, ve hep garson orada kalacaktır. Kendimi bunları düşünürken yakalayınca yerin dibine geçtim. Toplumsal dayatmaların dışına çıktığımı düşünürken tam göbeğinde duruyordum yine. Cahil ve acımasız, ön yargılı ve insafsız. Hani evet. Baktığınızda ilgi alanları biraz daha böyle hani daha böyle vitrin gibi, daha böyle tatlı, jelatinli gibi görünse de aslında kendisiyle ilgili. Derinliği olan bir kadın. Evet. Baktığınızda o ikinci eş daha entelektüel gibi yönü bir roman yazıyor ama biraz o da bipolar bir karakter gibi zaten. Yani onu hep düzeltmeye ama hiç kimse kimseye merhem olamıyor zaten bu. Evet. Yani o bir psikiyatr ise psikiyatr şeyden 20 miligramlık Paxil'le başlayalım sonra dozu arttırırız diyecek muhtemelen. Yani çünkü orada hep şey var, ilaç olmayı, düzeltmeyi tercih edip aslında kendini büyük ölçüde heba ediyor. Şimdi o erkek hasarlı gördüğünüz ya da olumsuz gördüğünüz o erkeğin de aslında bir arka plan bir kültürü var. Ailesi var, sorunları var. O tek başına değil. Roman yazıyor muydu hakikaten? Ben yazdığına inanmıyorum. O roman var mıydı? Evi o kadar dağıtamaz o kadar yazan biri. Bir de maddi sıkıntı çekiyor bu adam. Kendi evladıyla ilişki doğru düzgün kuramamış, edememiş. Erkekler öğretilmiyor. Adam filmi çekilmiş bomba gibi zaten. Öyle gibi her şey problem. Erkekler öğretilmiyor bunlar. İşte bir kadınla nasıl konuşulur, bir kadının iç dünyasına nasıl yaklaşılır, onu dinlemek nasıl bir şey, kız çocuğu olduğunda ya da erkek çocuğu olduğunda onunla nasıl bağ kurar. Bunlar kadınlar öğretiliyor. Kadınlar ya da bunları kendileri çok kolay öğreniyorlar. Ama erkeklere bu öğretilmiyor. Yani biraz erkekleri bu hale getiren de evet anneler. Yani erkek hizmet edilmesi gereken işte o, çünkü bir sokağa nasıl çıkacağını bilmez. Pantolonun ütülenmesi lazım. Ben hala işimi yapıyorum onu. İşte bak şunun üstündekini değiştir, onu şöyle yap böyle. O çünkü öyle bir anneyle büyümüş. Anne onu öyle yapmış. Ben de benim elime geldiğinde 40 yaşındaydı. Artık bu saatten sonra ben de kayınvalidemin görevlerini üstlenerek böyle. Hı. Bir de bunu seviyoruz biz kadınlar ya. Bunu yapmayı da seviyoruz. Anneliği seviyoruz. Anneliği ise korumayı seviyoruz. Çünkü bu öğretildi bize. Oyuncak bebekler verildi elimize, oyna diye. Evet. Ama erkek çocuklarına araba verdik, silah verdik, özgürlüğü aşıladık. Ama çok ilginç bir şey araştırmadan bahsedeyim mi size? Bu sosyal kodları şey yapıyoruz biz. Eleştiriyoruz, kızıyoruz ama şöyle de bir araştırma yapılmış. Erkek bebeklerle kız bebeklerinin önüne çeşitli renkte cisimler konuyor. Oyuncaklar falan. Kızlar direkt pembeye gidiyor. Daha sosyal kodlar gelişmemiş. Erkek çocuklar direkt maviye gidiyor. Biraz da böyle avcı toplayıcı atalarımızdan kalan genler yüzünden de yani bu Sinan Canan'ın şeyleri vardır ya. Bu, evet. Genetik kodlarımızla ilgili. Evet. Bunlar fabrika ayarlarımız hakikaten daha ilkel atalarımızın yaptığı gibi. İşte bak mağara üstüme yapacağım mı diyor mağaraya. Öbürü de diyor ki maviyi seçir, mavi soğuk bir renk. Çünkü ben avcıyım, ben uzakları iyi görürüm, sen yakınları iyi görürsün. Sen toplarsın bitkileri, bir araya getirirsin, ilaç yaparsın, yemek yaparsın. Biz avlanamadığımızda bizim karnımızı öyle veya böyle doyuruz ama biz hayatımızı riske atarız, organize olmayı beceririz. Kadın daha bireyseldir, dikkat eder. Sosyal gibi görünür ama kadınlar, biz çok sosyal görünüyoruz ama aslında çok bireyseliz. Erkekler de antisosyal görünürler, böyle bilmem ne ama aslında çok iyi organize olurlar. Ve orada savaşlarda görürüz, dünyadaki savaşlarda değil mi? O organizasyonu da görüyoruz. Yani o adamcağızı da tabii ki değerlendirebilmek için avcı toplayıcı atalarına kadar gitmemize gerek yok ama onun arka planındaki zaten sorunlu evlilik, işte ona öğretilmemiş değerler, onun üstüne çalışılmamış. Bu adam da bu kadar olabilmiş. En azından James Joyce ayarında bir
yazar olarak kendini görerek takdim buluyor. Belki hiçbir zaman yazamayacak o romanı. Belki de yazmadı. Oğuz Atay'ı seviyor ama Tapu'da da yarısını evin şey yapıyor. Hayır demiyor ama o kadar Oğuz Atay seven o kadar Tapu'da olmaz gözü. Evet. Yine gayrimenkul mevzuatına geldik yani. Evet, üstüme yapıyor. Kadın orada ne kadar bozuluyor ama yani. Evet, baktığınızda çünkü para için... değil kadını bozan. Evet tabii. Yani karşı tarafın sevgisini bir şekilde bir roşa testiyle önüne geliyor. Bu da planlanmış bir şey değil. Çünkü onun da hesap vermesi gereken bir kızı var, kendi annesi babası var. Kadının kadın karakterinde en büyük şansı iyi bir anne babası var onun. Belki de onlarla devam edebiliyor hayatta bu kadar sorunsuz ya da sorunları bu şekilde çözebilerek. İyi de bir kızı var. Evlat da çok önemli çünkü. Evet, ama işte bu böyle şey yapıyor ya. Birbirinden geçişli bir şey. Ebru da çok böyle rasyonel de asistanı, hani zeki bir kız. Sonra kuantumcu oluyor da kaçıyor. Bakıyor ki kaynak nereden tabii geliyor. Şeyde görmüyor muyuz içinde yaşadığımız dünyada? Hiç ummadığınız insanlar iktidarın yanında saf tutmuyor mu? Aa diyoruz, bu nasıl olabilir? Ama oluyor. Para var. Para var, güç var. Para var, huzur var. Gerçekten. Şimdi ben Peri'nin kayınvalidesi Riyet Hanım'a gelmek istiyorum. Şimdi çok ironik bir dil var kitapta. İşte korku öğeleri var, korkuyorsun. Bir de acıklı bir hikaye var orada, Riyet Hanım'ın hikayesi. Bu Riyet Hanım'ın çöpevi kısmına ben gelmek istiyorum. Çöpev metaforu çok güzel olmuş diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bunu ben hani aşırı yoruma da gitmiş olabilirim ama onu şöyle okudum: görmezden, duymazdan geldiğimiz, işte yok saydığımız, sırtımızı döndüğümüz toplumsal problemler ve o evden çıkan koku da toplumun artık çürümüş kokusu diye okudum ben. Aşırı yoruma da gitmiş olabilirim. Yok çok güzel, benim düşünmediğim şeyi düşünmüşsünüz, çok güzel. Yani siz ne dersiniz bu konuda? Hiç böyle düşünmemiştim ama doğru yani kadınlar bazen travmalarını çok yoğun yaşadıklarında ya da aşamadıklarında bir anomali yaşıyorlar, bir sapma yaşıyorlar. Bu sapmalardan bir tanesi de bu kadın yaşadığı çöpev. O da atamadığı gibi daha sokaktakileri topluyor. Dikkat ederseniz o da kendisine bir ev inşa etmeye çalışıyor. Güvenli bir alan. Evet. O da orada inşa. Ve ne kadar çok tıkış tıkış olursa belki kendisini öyle... bu istifçilerle ilgili belgeseller izlemiştim. Mesela hepsinin orada psikolojik problemlerin şeyinde altında kendilerini yalnız ve güçsüz hissediyor. Bu objelerin arasında kendilerini güvende hissediyorlar. Yani obeziteyi bile böyle açıklıyor şimdi bilim adamları. Yani tabii ki tek bir açıklaması yok da hani kilo alıp kendimizi işte ne kadar sarıp sarmalarsa içimizdeki o cılız, zayıf, sıska kimliğimiz, kişiliğimiz o kadar kendini içeride saklayacak. Evet. Güvende hissediyor diye böyle açıklıyorlar. Yani hepimizin güvenlik ihtiyacı var. Hepimizin onaylanma ihtiyacı var. Hepimizin korunma ihtiyacı var. İşte bu Riyet Hanım da ev olabiliyor. İşte obez birinde kendi bedeni olabiliyor. Balina filmini izlemişsinizdir belki. Orada da benzeri bir şey vardı. Onun evi de bedeniydi mesela. Ben öyle yorumladım onu. Ben şimdi aslında bu kitap başlarken en azından hani okumayanlar için hani finalle ilgili bilgi vermeyelim de ölü bir kadının hikayesini, ölmüş, yeni ölmüş bir kadının hikayesini anlatarak başlıyor. İşte buna benzer pek çok kitap var. Yani hepimizin söylediği Fournier'in şeyi var, Otopsim var, işte ne bileyim Jabbar yayınlarından Mezarımı Kazarken Mezarımdan yazıyorum değil mi? O var. Yani buna pek çok örnek verebiliriz. Bu da böyle ilginç bir hikayeyle başlıyor ama o ölüm anında bile pek çok yerde şeye dokunuyor. Sözcüklerin gücüne, yazdıklarına. Mesela sayfa 41'de yaşarken de keyifle yazardım ama ölü halimde sözcükler rengarenk beliriyor gözümde. Hatta kokularını bile duyuyorum. Kelebekler gibi uçuşup kağıdın üstüne konuyorlar. Ne mutlu. Sırf bu yüzden hayalet olarak kalabilirim. Sayfa 62'de de
diyor, yazacağım yeni kitapların sayfaları gözlerimin önünde beliriyor. İçim umutla doluyor. Pek çok yerde hani sözcükleri, ifadeyi, yazmayı kutsayan, buna çok önemli şeyler atfeden bir bakış açısı var. Yani o halinde bile, o çıkmazda yani artık gerisi olmayacak muhtemelen. Yani kitabın izleyinde o şekilde gittiğini görüyoruz. Hep buna göndermeler var. Yani burada işte üst boyuttan bir varlıktır. Regresyon, işte eski yaşamları hipnoz yoluyla dönme, ilişki koçluğu, kuantum koçluğu, toplu şifa, numeroloji, pek çok şey var. İsim ve kader bağlantıları derken aslında kadın iyi bir hikaye anlatıcı. Ve oraya gelenler de hikayeyi dinliyorlar, hikayeleri dinliyorlar ve kendileri de anlatmak istiyor. Zaten daha sonra o garsonun konuşmasından sonra daha da popüler oluyor konuşmaları. Herkes aslında hikayeleri dinlemeyi seviyor, anlatmayı da. Yani çok rasyonel bir insan, hiç inancı olmayan bir insan bile hani burçlarla ilgili bir şey söyleseniz ya da fal baksanız dinlemek ister. Kendiyle ilgili, hani bunun hayatının merkezine koymasa da daha farklı. Burada peri karakterinin de yani yazmayla, sözcüklerle arası ilişkisi çok iyi, çok iyi ve kendini o şekilde var ediyor. Yani bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Hani bir yanda yaşam gayesi uğraşıyor, bir yandan da kitapları var. Tabii burada çok mizahi de bir karakter. Biri bir cümle söyledi, ha benim bununla ilgili de şöyle bir kitabım vardı diye. Bir şey söyledi, bununla ilgili de şu kitabı. Sen her şeyle ilgili de bir şey yazmışsın yani. Çok hızlı yazıyor. Hızlı düşünen bir kadın demek ki. Şimdi onu ilk şeyde fark ediyor. Kocasının asker arkadaşıyla karşılaştığında. Bazen hepimizde örtülü yetenekler vardır. Sadece doğru zaman geldiğinde o bohçanın açılması lazım. Bu kadında yani ne yazık ki çoğumuzda bu bohça açılmaz. Böyle gelir bizimle bir süre barınır, sonra bizimle beraber o da sonsuzluğa karışır. Bu kadında öyle olmuyor. Böyle bir şans işte kocasını oyalamak ve o adamla baş başa kalıp ondan kocasının geçmişiyle ilgili bilgi alabilmek için dili çözülüyor kadının. Çözülme de o çözülme. Ondan sonra kendindeki o yeteneği fark ediyor. Konuşma yeteneği. Onun için şey gerekmiyor. Bakın çok eğitim gerekmiyor. Ben öyle insanlar biliyorum ki doğru düzgün okumamışlar. Hiç acayip hikaye anlatırlar. Böyle dinlersiniz onları. Ben kendi akrabalığım içinde de böylelerini gördüm. Hiç eğitim yok. Ama şeker atar ağzına. Bu yeteneği bu yöne kanalize etmiş bu kadın. Çok kolay yazabildiği için ya da o bağlantı çabuk oluyor. Biraz da böyle bankacılıktan gelen bir rasyonel bir yanı da var. Bunu böyle büründürüp şekle sokabiliyor. Bazı insanlar çok hızlı yazabiliyorlar. Ben mesela 20 günde roman yazdığımı biliyorum. Pis pisine. 20 günde yazmıştım onu. Kediler karakter, onlar konuşuyor. Evet, kediler insanları anlatıyor. Çok güzel. Üç kitapta da kedilerle ilgili. Üç kitap kedilerle ilgili. Üç tane var, daha ne olsun? Üç tane olmuş. Böyle yani bu bir yetenek. Doğru kullanırsanız gelişir. Yani herkese bir cevher var ama herkesteki o cevher mücevher olmaz. Topraktan çıktığında taştan farksızdır cevher, değil mi? Ama aferizmalarla konuşuyorsunuz. Ama ondan sonra ne yaparsınız? O cevheri işlersiniz, temizlersiniz. İşte aslında bir kişiliğimizde sanki bize böyle emanet edilmiş bir cevher gibi. Bak sana bir cevher verildi. Bunu mücevher mi yapacaksın? Kara bir taş olarak mı bırakacaksın bu hayatta? Hadi bakalım sanki deniyor bize. Kimi bunu çok iyi yapıyor. Kimi bunu az buçuk yapıyor. Kimi farkına bile varmadan yaşıyor gidiyor. Ama bilmiyoruz. Evren muammalarla dolu. Sırlarla dolu. İşte tasavvufa göre heplikle dolu ama bu heplik için böyle bir hiçlikten yükselmeye bizi böyle teşvik eden yöntemlerle dolu. Biz uyanık olursak, işaretleri doğru görürsek ve kendimizi iyi bir hikayeyle büründürürsek, kimisi kendini kandırmak da diyebilir. O da olabilir. Biz bununla büründürürsek kendimizi belki anlamlı bir hayatın başrol oyuncusu oluruz. Kendi hayatımızın başrol oyuncusu olmayı kendimize layık görebiliriz. Herkes kendine layık görmez bunu çünkü. Başrol oyuncusu ama bu böyle
bu dünyadaki en iyi oyuncu benim anlamında değil. Kendi hayatımın başrolünü iyi oynadım, iyi oynuyorum. Ve kendimi iyi sergiliyorum, kendimi iyi ifade ediyorum. Bunun içinde hatalar da var, bunun içinde yanlışlar da var, bunun içinde efendim bir sürü olumsuz şeyler de var ama sonuçta bu samimi bir benlik. Bu yüzden hakiki, bu yüzden gerçek diyelim. Teşekkür ederim. Çok güzel konuştun. Hebe Hocam'ın dediği gibi notlar almalı. Şimdi ben biraz da felsefe kısmından girmek istiyorum. Bir de felsefe kısmı var. Şimdi ben felsefeyi yeni yeni merak salıp öğrenmeye çalışan bir felsefe stajyeriyim diyeyim. Okurken bazı yerler dikkatimi çekiyor. Özellikle 80. sayfada da var. Sanki böyle biraz Stoa felsefesi, Augustinus, işte bazı yerlerde yanlış söylemeyeyim, Aristoteles'in Telos'u falan, işte Sisyphos var mesela, kedinin orada ittirdi. Kedinin olması da şahane yani gözümün önünde o kadar güzel canlandı ki. Şahaneydi. Yani bu disiplinler arası yazmak bir tercih mi yoksa kendiliğinden gelişen O yani bir, şey bir hikaye anlatırken hangisi kurguyu ya da işte bir inandırıcılığı ya da oradaki hakikati besliyorsa onu kullanır. Bu yemek yapmak gibi bir şey. Yani bakıyorsunuz buna sarımsak çukuru yakışa diyorsunuz. Felsefe ise bu. Sarımsak koyuyorsunuz. Ne bileyim yani bir sürü insan doğaçlama yemek yapar değil mi? Tariflerden dışında. Çok da güzel olur. Bir de denenmişleri vardır. Hakikaten artık tescillidir onlar. Orada dersin ki bundan şu kadar bilim, şu kadar felsefe, bu kadar tarih, bu kadar işte bilmem ne falan filan. O yemek öyle ortaya çıkar. Bu da sanıyorum onun gibi bir şey. Felsefe mesleğinizin etkisi de olabilir bence. Yani, ya da mesleki deformasyon. Ya çok deformasyon gibi de değil yani çok güzel. Çok boğmadan dozunda evet. Hani bir tuzlu serper gibi belki. Öyle olmuşsa iyi olmuş. Evet bence öyle olmuş. Çünkü her yerde böyle felsefe yine felsefe diye. Hayır. Felsefeyi o bazlığı yapmamışım yani. Teşekkürler Ümit. Evlilikle ilgili aslında böyle çok kişisel gelişimcilerin böyle biraz daha hani hani çiğnenmiş cikletlere yeni ambalajlarla sunduğu şeyler var cümleler ama burada çok böyle hakikati arayan cümleler de var hani iki tane başından zorla evlilik geçiyor. Mesela şey diyor sonuçta bir okulda evlilik öğreneceklerimizi öğrenir öğretir sonra da yola devam ederdik bazen birlikte bazen de ayrı ayrı. Baktığında böyle aforizma tadında olsa da çok ayakları yere basan hani aslında evlilikle ilgili çıkarımlarını bayağı hak verdiğimiz hani Çehov'un hep şey evlilik şey yalnızlıktan korkuyorsanız evlenmeyin lafı geliyor aslında hem aşka aşık bir kadın hem de yani en olmayacak kişileri de mıknatıs gibi çekiyor da bir yerden yani bayağı bu kadınların bir özelliğidir. Biz severiz arzuları. Bir de düzelteceğiz. Öyle yani. İşin esprisi tabii yani. Erkekleri çöpe atmıyor mu sakın yanlış anlamayın. Burada eşim var sonra. Perihan karakteri sizden izler taşımaya. Görüyor musun? Nasıl? Yazarlara şimdi sorduğumuzda onu karakter söyledi. Ben söylemedim. Karakter öyle düşünüyor. Ben öyle düşünmüyorum falan diyorlar bazen. Hani ha, öyle evet. Kenara çekiliyor. Bazen o yapıyorsun onu. Bir karaktere ters bir şey yani benim dünya görüşüme uymayan şeyler söyletiyorum ki o bu terazi denge olsun diye. Ama sonuçta hani derler ya her romancı kendini anlatır. Kendinden de biraz izler. Yani isterisen başka türlü olması mümkün mü? Yani çünkü benim zihnimden, benim aklımdan akan şeyler. Yani tabii zihin ve işte kalp diye böyle hep ayırmışlardır. Zihnimizi söndürecek, kalbimizi karartacak ya da zihnimizi kapatıp kalbimizi yok sayacak evlilikler, ilişkiler, yani sadece evlilik değil bu, arkadaşlıklar, dostluklar yok mu? Yola devam edersiniz, bazen de ayrılmanız gerekir, bazen de canınız yansa da yolculuğunu sürmek zorundadır.
Yani ölmediğim sürece bir yolda gideceğiz biz. Ama biriyle, ama yapayalnız, ama işte çok kalabalık. Bu böyle olacak. Yani sadece evlilik için geçerli. Belki bu kadın kendi evliliği üzerinden insan ilişkilerine de böyle bir düşünmemizi sağlamış olabilir. En büyük yaraları oradan alıyor ama. Evet. Baktığınızda hani iki evlilik var, ikisinde de. Mesela şey espri gayet uyanmış. Sayfa 20'de. Ayakta işlediğin için her seferinde kulajiti silmek zorunda kalmak da beni incitiyor. Dişlerini fırçalarken, aynaya sıçrattığın macunu temizlerken hakkında iyi şeyler hissetmediğim için kendimi suçluyorum. Ölmeni istediğim için vicdan azabı çekiyorum. Geceleri yanımda fabrika makineleri gibi sesler çıkararak horlaman sana olan nefretimi adeta ölümcül bir düzeye taşıyor. Kadının en büyük bahtsızlığı iki kocasının da oluyor. Bir de çok pisler. Ama temiz erkekler de hiç çekilmiyor, onu da söyleyeyim size. Temiz erkekler de hiç çekilmiyor. Karışmamalı işte. Bizim okulda var bir tane. Var mı? Yani öğretmenler odasının dolabında kitapları, kalemleri, rengini, boyutunu, her şey. Hüseyin abi Gülpınar elvansız tokalaşmazmış ya. Öyle miymiş? Evet, görgü örermiş falan. O kadar da yani. Feminen olmasınlar, şey olmasınlar. O zaman pisi tercih edelim. Pisi temizlemek kolay ya, pisi temizlemek çok zor. Gerçekten öyle. Benim son bir sorum var, genel bir sorum. Okur olarak yazdıklarınızdan, bunun bağlamında konuşuyorum, Gümüş Kordon'dan razı mısınız? Güzel bir soru. Ben razıyım, evet. Beğendiğim için değil, içimden geldiği için. Samimiydi çünkü yazdıklarım. En sevdiğiniz kitabınız hangisi? En sevdiğim kitabım Son Sözler'di. Hiç ilgi görmedim onunla. Son Sözler'im. Son Sözler. Ben bilmiyorum, o hikaye böyle çok keyifle yazdım. Hayatınızı değiştiren sözler olsaydı Beşik Topuç'u baskı görürdü. Evet, Son Sözler. Alalım onları. Yiğitköy'de Çınar Yayınları, Alfa Everest değil mi? Evet, Yiğitköy'de başladım. Sonra Çınar, Çınar'dan sonra Alfa. Benim ilk okuduğunuz kitabınız, Yiğitköy'den kitabınızı almıştım ama biri ona kesik attı herhalde. O kitap gelmedi bir de, okuyamadım onu. Onu okuyamadım. Benim ilk okuduğum Kayıp Ruhları da okudum. Zaten o ilk çıktı ama bu... Bu Çınar'dan. Bu Çınar'dan ikinci kez çıktığında... Tabii o zaman ikinci baskı mı oldu? İkinci baskı. Tabii siz yaptım. Şey yapmıyorsunuz. Bakın şimdi bugün yine ışığına çıktım da. Yine ışığına çıktım. Bir anda farkın aydınlandım. Bu söyleşimiz öyle bir tarafı oldu şimdi. Aydınlandım ben. Şimdi bu üzerine tekrar çalışılmış. O kitabın daha... Editoryal olarak evet, işte üzerinden. Çalıştım, eklemeler yaptım filan. O yüzden o ilk kitabı tamamen unutmuşum. Bunda mesela editoryal olarak böyle bir sıkıntı oldu mu çok fazla, işte şurada müdahale, olmadı, değişiklik? Olmadı, yok yapmıyorlar. Devrimdi galiba. Devrimle çalıştık, çok tatlı bir kız. Yani o da böyle çok muzdarip, hani bir edebiyat sever olarak kitap rafları böyle kişisel gelişimcilerin kaplamasından çok rahatsız. Yani bunu eleştirmeniz çok güzel, bir de o insanları incitmeden yapmışsınız. Yani biraz daha böyle hırpalasaydınız der gibi. Onu yapmıyorum ben. Karakterlerime iyi davranmaya çalışıyorum yani. Kendime iyi davranıyorum çünkü. Hani insan kendinden yola çıkarak şey yapar ya. O yüzden o kadını anlamak istedim. Böyle bir kadın mutlaka vardır aramızda. Hani ne ki düşünüyoruz, neyi düşünüyoruz, o vardır derler. Hatta Tanpınar'ın kitabında tam da yeni okumuştum orayı. Diyor ki işte Zamani Ahmet Bey var orada, bilirsiniz. Ahmet Zamani, Ahmet Zamani Efendi. Orada işte bu Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün işte kurucusu falan filan böyle bir kitap yazmaya çalışıyor. Ama karakter, tarihte böyle bir karakter yok. Evet. Sen şimdi düşündüğün için artık o karakter var, yazacaksın bunu diyor. Ve buradan yola çıkarak biz geçmişi bina edeceğiz orada. Mesela bu da çok ilginç. Yaptım ve onu 17. yüzyılın işte bir yerlerine yerleştirdim. Artık o var. Düşünmediğimiz şey, yani ben de böyle bir kadın vardır diye düşünerek o kadını anlamak istedim.
Zaten yani biz de okur olarak önce elimize aldığımızda bir çerçeve çiziyoruz, bir bağ kurmaya çalışıyoruz. Aynen. Ben bu arada çok uzun süredir hani Özgür'le Sevda da biliyor, kitap tamamlayamıyorum. Yani böyle dikkat dağınıklığı var. Yani çok uzun bir aradan sonra bitirebildiğim bir kitap oldu. Ben de teşekkür ediyorum o anda. Benim için kıymetli hakikaten. Son yıl özellikle biraz böyle geçti benim için bazı sıkıntılardan dolayı. Evet, evet. Yani kitaplar da kötü olduğundan değil. Yani ben devam edemiyorum. Dikkat dağınıklığı var. Burada da şimdi baktım acaba dedim hani bir bağ kurabileceğim mi? Bankacı, ben eski bankacıyım. Emekli, ben emekliyim. Yazıyor, ben yazıyorum. Ha, doğru yerden biz seviyor. Tamam, tamam olsun. İşte kişisel gelişim falan biraz uzak ama çok böyle parodiyle anlatıyor zaten. Hani bayağı bir bağ kurdum. Çok rahat oldu yani okumada. Ne mutlu, ne mutlu bana. Tekrar teşekkür ediyoruz. Siz de sorusu olan, herhangi bir şekilde katkıda bulunmak isteyen varsa. Benim tabii. Ay, çok güzel. Ben Özlem Hanım çok severim. Ona böyle benim de ayrı bir bağım kendisiyle bizim var. Var aramızda bir. Yani kendime benzetiyorum her zaman onu. Demin şey dediniz, ezoterik kelimesini kullandınız. Yazınki söyleşinizde de İhsan Bey de bahsetmişti. Yani okurlar benim yapmak istediğimi anlayamadı gibisinden. Ezoterik felsefede yazar benim yazdığımı herkes okumasa da olur, yani anlamasa da olur. Anlayan okur, anlasın düşüncesinde. Sizde de var mı öyle bir düşünce? Yok. Bizimkiler anlaşılıyor zaten. Bir evde bir tane yeter hocam. Eğer anlatamıyorsanız siz anlamamışsınız demektir. İnsanlar sizi anlamıyorsa doğru anlatamamışsınız demektir. Bizim hocamız zannedersin ya. Anlamamışsınız derdi. Evet. Neden? Bilmem anlatabildim mi diye denk geldi. Her gün bilmem anlatabildim mi? Yani anlatamıyorsan bilmiyorsun demektir. Evet. Sen anlatamıyorsan. Bir de dikkatimi çeken bu sıralar hep böyle ölümsüzlük teması da çok işleniyor. Sonra ispiritizma, Teyhan Safa'da gördüm, Ahmet Hamdi Tanpınar'da ölümsüzlük duygusu İhsan Bey de kullanmış. Yani hep bu temalar yazarların çok işlediği şeyler. Ölümsüzlüğü aslında bence bir yazar yakalayabiliyor. Bir sanatçı yakalayabiliyor. Yani yıllar sonra bile yazdıklarıyla eser. Hala Platon'dan bahsedebiliyorsun. Tıbbi ölümsüzlük değil. Manevi mecazi anlamda. Ölümsüzlük. Tabii evet. Yani bir doktor gibi, kardeş sen ölümsüzsün, diyemez. Evet. O tıbbi ölümsüzlük. Yani. Ya Puslu Kıtalar Atlası'nda bahsedilen öyle, yani onu istiyordu galiba. Yok, o parayı bu. Ben anlamamışım. Ya herkesin içinde böyle bir istek var, kimse ölmek istemez. Evet. Sanki böyle biz doğduğumuzda böyle bir gen yerleştirmiş içimize, hiç ölmeyeceğiz. Evet. O hep başkalarının başına gelecek. Evet. Bu. Mesela, pardon, üzüm dedim. Mesela Dracula, o ölümsüz. Ama Bram Stoker, onun yazarı, o öldü gitti ya. Tamam. Tamam. Frankenstein öldü değil mi? Yani köylüler yakaladı. Köylüler öldürdüler. Köylüler yakaladı. Çünkü kendi kendine kalsa o yaşıyor ama biri öldürürse. Evet. Aslında Dr. Frankenstein'in canavarı. Hani Frankenstein'i onu adlandırıyoruz ama aslında onun adı Frankenstein. Evet, evet. Mesela şimdi yeni bir şey keşfettiler. Bu deniz analarının çok ciddi yaralanma bilmem ne olmadığı sürece hep yaşadıkları ortaya çıkmış. Ölmüyorlar. İyi ki bizde öyle bir şey yok. Hiç çekilmez dedim. Ama biri çekip bunu söylüyorsunuz. Deniz yıldızı da kalpsiz ve beyinsizmiş. Ne mutlu. Hem kalpsiz hem beyinsiz. Bazı insanlar gibi. Çok mutlular. Onlar da mutlu. Öyle insanları tanıyoruz değil mi arkadaşlar? Tam iktidara gelecek. Evet. Ev geçindiriyorlar. Ev geçindiriyorlar. Kolay bir adamcağız, saray geçindiriyor. Biz geçindiriyoruz. Biz nasıl yaptı acaba? Ama saraylarda yaşatıyor. Saraylarda yaşatıyor. Sorusu olan var mı? Çapkıda bulunmak isteyen. Ya biz kitabı olduğu gibi anlattık. Şimdi arkadaşlarım kitabı okumak isteyecekleri sanmıyorum. Sonunu anlatmadık ama. Son bölümü anlatmadık. Son bölümü anlatmadık. Sürpriz sonları. Kadın edebiyatı açısından olsun. Evet. Ama zaten dili anlatımı çok güzel. Yani zaten dili eğer merak ederseniz olay örgüsü diye gelmiş, ona bakarsanız. Bayağı okunacak.
yani çok var. Güzel. Ben pis pis neydi? Kime önerdiysem arkadaşım hediye etmiştim sevdiklerime önerdim. Her okuyan çok beğendi. Bence size biraz İhsan Bey'in haksızlığı. Neden ne gibi? Evet. Yani o nasıl desem çok ön plana çıkınca size haksızlık olmuş. Aslında ama zaten uzun boylu ben rüzgarda da gezerken yan tarafını duruyorum. Biz size öne çıkaracağız diye. Merak etmeyin. Sizin de boy avantajınız hiç fena sayılmaz. Kitap için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel. Çok daha çok okumuşsunuz. Şey. İlk defa ben evet, çünkü evet, arkadaşlarıma biz teşekkür ederiz. Arkadaşlarıma biz mesela de soruyorum ya nasıl bu? Çok güzel diyorlar, geçiyorlar. Çok. Ama ben böyle hani albansız karakterden çok etkilendim ya da şimdi ne güzel delirdi o sahnede falan. Kanını boğmak istedim diye. Böyle şimdi siz böyle sorular gelince çok iyi ki yazmışım bu kitabı dedim yani. İyi ki yazmışsın. Ben teşekkür ederim. Özellikle benim böyle içimden geçen şeyler yani bu herkesin herkes her şey olduğu bir çağda. Yani umarım o kişilere denk gelir de okurlar diye. Onları da çok üzmedik ama değil mi? Yok, onları yok, zaten ilk başta bunu okumaya başlayan biri hakikaten bir kişisel gelişime ilgisi olan birinin yazdığı bir dil. Yani çok doğal çünkü akıyor. Öyle yazan sonradan hani daha o ironik dili algılayabiliyorsunuz. İlk başta öyle bile algılanabilir. Yani gerçekçi o anlamda çok. Hatta ben şöyle düşünüyorum. O kişiler buradaki ironiyi görmeyebilirler. Evet, görmeyebilirler. Yok. İşte biz böyleyiz. Görürler de görmek istemeyebilirler. İşte. Çok kaptıranlar oluyor ama o yani çok böyle flu bir ortam. Biraz da bir geçişli alan bir yalan değil mi? Kesinlikle. Ben de Özlem Hanım'ın insani duyguları çok güzel ifade ediyor. Mesela sevgi ürkek bir kelebekte, sevginin yeşil çayırlarda ve ağaçlarda filizlenen çiçeklerle hayat bulması için içimizi temizlememiz gerekmez miydi? İşte korku ve öfke birbiriyle çatışan iki üvey kardeşti gibi. Yani çok güzel tespitleri var. Yani ben ifade etsem belki daha iyi ifade edemem. Akıyorum o zaman. Hatta şeyin çok güzel olmuş. O bunlara danışan olarak gelinen ailenin çocuğun var ya yakışıklılığını anlatırken. Ne güzel anlatıyorsunuz. Var mı orada bakayım ben? İnsanın böyle olsa da bir bakasın. Nasıl unuttum ben bunu? Hatırlat bakayım. Hemen okuyayım. Şimdi meditasyon yapıyoruz. Gözlerinizi kapatıp canlandırıyoruz. Aman Allah'ım nasıl yakışıklı, çekici, ilah gibi bir şey. Yeryüzüne kadınların tapınması için yollanmış adeta. Erkek neslinin zirvesi ve hatta evrimin son noktası. Uzaylıları incelemeleri ve hayran olmaları için örnek diye gösterilecek bir gurur kaynağı. Sizin teknolojiniz daha ileri olabilir ama bizim de böyle mükemmel bir canlımız var. Dil gerçekten olsun. Ha o şey bir ailenin çocuğunu evet. Tamam şimdi hatırladım. Tedavi etmek için ya da evet, düzeltmek gidecek için. Gidecek dışarıda konuşacak. Ya, kendi dağılıyor ama. Ben böyle bir adama aşık olursam bir daha kendimi toplayamam diyor. Evet. O aslında en tehlikelisiydi. O iki kocasını bile bununla aratacak biri zaten. Evet. Gerçekten öyle. Behlül. Teşekkür ederim. Hakikaten biraz öyle. Ben teşekkür ederim.